Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugün de Çin zulmünü Doğu Türkistan'da Müslümanların yaşamış olduklarını konuşmamak elbette olmaz. Çin zulmü altında yaşayan Doğu Türkistanlı Müslümanlar toplama kamplarında her türlü asimilasyon projesine tabi tutuluyor, işkencelere maruz bırakılıyor. Doğu Türkistan Toplama Kampı Mağdurları Platformu yaşanan zulme dikkat çekmek için İstanbul'da bir program düzenledi. Programda kampların kapatılması için çağrı yapıldı. Ve bir o kadar da diriyiz. Şu elimdeki fotoğraftaki benim kız kardeşim Mevlüne Ekrem. Benim kız kardeşim memlekette hasta olan anneme bakmak için Doğu Türkistan'a gitmişti. Ama maalesef 2017'nin sonlarında o toplama kampına alınmış. Doğu Türkistanlı Müslümanlar Çin zulmünden dolayı ya toplama kamplarında ya cezaevlerinde alıkonuluyor. Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, aile fertlerine uygulanan zulüm ve baskıların son bulmasını istiyor. Müslüman Doğu Türkistanlılar, yaşadıkları zulmün dünya kamuoyuna duyurulması için İstanbul'da bir program düzenledi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen programı çok sayıda siyasi parti yetkilisi, insan hakları savunucuları, STK temsilcileri ve aileleri kamplarda bulunan yüzlerce Doğu Türkistanlı mağdur katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Profesör Doktor Abdurreşit Celil Karluk, Çin yönetiminin Doğu Türkistanlı Müslümanlara öncekilerden daha sistematik, daha kalıcı ve kapsamlı bir asimilasyon politikası uyguladığına dikkat çekti. Her türlü farkı tehdit olarak algılayan Çin zihniyeti ve bu zihniyetin bir tezahürü olan Batı'dan ithal ama Çin medeniyetine özgü olan Çin komünist ideolojisi 1955'ten itibaren daha önceden işgal ettiği bölgenin ebedi Çin yurdu yapılması için daha öncekilerden daha sistematik, daha kalıcı ve kapsamlı asimile, yok etme, silme politikalarını uygulamıştır. İşte bu zulüm 1955'te başlamış, devam etmiş, özellikle Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1990'dan sonra daha farklı boyutlar almıştır. Hüdapar İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Avukat Ammar Çınar ise, Çin'in toplama kampı sisteminin, insan hakları ihlalinin ve insanlık suçunun bir tanımı olduğunu ifade etti. Dini ve kültürel yaşam tarzını aşırılık olarak nitelendiren Çin hükümeti ve medyası, İslam dinini aşağılayan bir dil kullanmakta, Uygurların sağlıklı olmayan düşüncelerle enfekte olduklarını ve toplama kamplarının bu virüsten kurtulmak için açılmış karantina merkezleri olduğunu savunmaktadır. Çin'in uyguladığı toplama kampı sistemi tam anlamıyla insan hakları ihlalinin ve insanlık suçunun bir tanımıdır. Çinli yetkililer bu yerlerin gönüllü eğitim kampları olduğunu iddia etseler de kamplardan kurtulabilen eski tutuklulardan yapılan röportajlar, bölgeye giden gazetecilerin gözlemleri ve bazı Çinli yetkililerin gizli belgeleri basına sızdırmasıyla ortaya çıkan tablo, kamplarla ilgili insan haklarının ulaşmış olduğu vehameti gözler önüne sermektedir. Kamp Mağdurları Platformu adına basın açıklaması yapan Mirza Ahmet İlyasoğlu, kamplarda yaşanan zulme dikkat çekerek Birleşmiş Milletler'e kampların kapatılması çağrısında bulundu. 2016'nın sonunda Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği uydu görüntüleriyle tescillenen, canlı tanık ve şahitleriyle delillenen milyonlarca Müslüman Uygur tutsak edildiği sayısız toplama kampları ile küresel tedarik zincirlerine mal üreten fabrikalarda köle işçi olarak Doğu Türkistanlı Müslüman Türklerin zorla çalıştırdığı gerçekler dünya kamuoyunu sarsmıştır.